17 Mart 2020 Bursa Arifane İlim Derneği. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Vel asr. İnnel insane lefî husr. İllellezîne âmenû ve amilus salihati ve tevâsav bil hakki ve tevâsav bis sabr. Sadakallahul azim. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Evet, bu haftaki sohbet konumuz Fütühat-ı Mekkiye 13. cilt 64. sayfadan başlıyoruz inşallah. Mehdi aleyhisselam ile alakalı izahatlarda bulunacak Muhittin İbni Arabi Hazretleri. Zuhuru, yapacağı işleri, sahip olacağı ilimleri detaylıca izah edecek. Bu konu uzun bir konu olduğu için bu konuyu bu sohbetimizle birlikte toplamda 3 derste işlemeyi düşünüyoruz, planlıyoruz inşallah. Şimdi bu hususun birinci derste işleyeceğimiz kısmını okuyacağız. 64. sayfa dedik, 13. cilt. Konu başlığımız, ahir zamanda zuhur edecek Mehdi'nin vezirlerinin menzili. Hazreti Peygamber Mehdi'nin geleceğini müjdelemiştir ve Mehdi ehli beyttendir. Bir şiirimiz var. İmam vezire muhtaç. Varlık feleği onun üzerinde döner. Mülkün halleri doğrulmazsa bu ikisinin varlığıyla yok olacaktır. Hak ilah başka, o münezzeh. Onun irade ettiği işte veziri yok. Hak ilah melekutunda müteal. Halk göremez onu, muhtaçtır o. Allah bize yardım etsin. Bilmelisin ki Allah'ın zuhur edecek bir halifesi vardır ki yeryüzü zulüm ve haksızlıkla dolmuşken o yeryüzünü adaletle dolduracaktır. Evet, buradan yeryüzünde zulüm ve haksızlığın had safhaya çıkmış olduğu bir zamanda zuhur edeceğini anlıyoruz. Dünyanın bir gün ömrü bile kalmış olsaydı Allah o günü uzatır ve bugün halifenin gelmesi için yeterli olurdu. Mehdi, Hazreti Peygamber'in soyundan ve Hazreti Fatma'nın oğullarındandır. İsmi, Hazreti Muhammed'in ismine uygun, dedesi Hasan bin Ali bin Ebu Talip'tir. Rükün ve İbrahim makamına biat eder. Yaratılışı itibarıyla Hazreti Muhammed'e benzerken, sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e benzerken, ahlakı bakımından ondan aşağıdadır. Çünkü hiç kimse Hazreti Peygamber'in ahlakı gibi bir ahlaka sahip olamaz. Onun hakkında Allah Teala şöyle buyurur ayette: kuşkusuz sen büyük bir ahlaka sahipsin buyurmaktadır. O açık alna sahip, kemerli burunlu birisidir. Kufa ehli onunla mutlu olur. Malı eşit dağıtır. Halka adil davranırken hükümler verir. Bir adam kendisine gelir ve şöyle der: ey Mehdi, bana ver. Mehdi ona önündeki maldan taşıyabileceği kadar verir. Mehdi dindeki fetret döneminde ortaya çıkar. Fetret, o karıştırma, karışıklık döneminde ortaya çıkar. Allah Kur'an vasıtasıyla sapmamış kimseyi onunla saptırır. Cahil, korkak ve cimriye temas eder. Temas ettiği kişi insanların en bilgilisi, cömerdi ve cesuru haline gelir. Ve Allah onu bir gecede ıslah eder. Yardım önünde yürür. Evet, burada cahil, korkak ve cimri kişiye temas ettiğinde, onunla bir irtibata geçtiğinde insanların en bilgilisi, cömerdi ve cesuru haline döner diyor. Ondaki hal değişiveriyor. Ve Allah onu bir gecede ıslah eder. Yardım önünde yürür. Mehdi 5 veya 7 veya 9 yıl yaşar. Evet, burada ömrünün 5 ya da 7. Görev aldıktan sonra. Evet, Mehdi olarak ilan ettikten sonra 5 yıl
ya da 7 yıl ya da 9 yıl yaşayacağını beyan ediyor. Peygamberin izini takip eder, hata yapmaz. Onun görmediği yönden kendisini destekleyen ve doğrultan bir meleği vardır. Burada Allah-u Teala tarafından kendisine bir melek tahsis edildiğini, görmediği yönden kendisini desteklediğini ve doğrulttuğunu, doğru şekilde hareket etmesini sağladığını da anlamış oluyoruz. Her şeyi taşır. Hakkı hususunda zayıfı güçlendirir. Misafiri ağırlar. Hakkın vekillerine yardım eder. Söylediğini yapar. Bildiğini söyler. Gördüğünü bilir. Vasıflarını anlatıyor şimdi Mehdi Aleyhisselam. Rum şehrini İshak oğullarından 70 bin Müslümanla birlikte tekbirlerle fetheder. Büyük katliama tanık olur. Burada Rum şehrinden neyi kastetmekte? Allahu alem. Yani bazı işte tabir edenler İstanbul olarak tabir edenler olduğu gibi Vatikan'ı da yorumluyorlar, tabir ediyorlar. Evet. Zulmü ve ehlini ortadan kaldırır. Zulmü ve zulüm ehlini ortadan kaldırır. Dini ikame eder. İslam'a ruh üfler. İslam daha önce horlanmışken onunla aziz olur. Demek ki İslam'ın da horlanmış bir halde olması gerekiyor zuhur ettiği vakitte. Ki Allahu alem, evet şu an İslam horlanır bir vaziyette. Daha da herhalde. Belki de daha da horlanacak hale gelecek. Evet. Ölmüşken hayat bulur. Evet, İslam. İslam'ı kastediyor burada. Evet. İslam daha önce horlanmışken onunla aziz olur, ölmüşken hayat bulur. Yani İslam'ın emirlerinin bir nevi ölmüş bir hale geleceğini, uygulanmaz bir halde olacağını da beyan ediyor. O kadar seviye düşecek. Yani işte artık naner olacak İslam'ın hükümleri uygulanmaz bir halde. Tabii o kadar seviye düşecek. Ölmüş yani. Artık ölmek ne demek? Ölmüşten kasıt. Emiri uygulanmaz bir halde. Yani herhalde şimdi. Allah bilir yani. Günümüzde artık dünyanın ahvaline de baktığımızda, gelişmelere de baktığımızda yani zuhuru için vakit gelmiş midir? Allahu alem. İnsan bazen gelmiştir de diye de düşünüyor. Şu dünyanın genel manasında ahvale, İslam'ın durumuna bakıldığında. Cizyeyi uygular, insanları kılıçla Allah'a davet eder. Evet, burada kılıç ehli olduğunu, kılıçla Allah'a davet ettiğini. Yani orada bir, artık buradan burayı açabiliriz. Neyse, sohbetin sonunda açalım inşallah. Notunu alıyor İdris kardeş nasıl olsa. Direnen öldürülür. Kim onunla didişirse başarısız kalır. Kılıç ehli olmasının bir anlamı da bu. Direnen öldürülür. Mehdi dinden, dinin kendiliğindeki hakikatini izhar eder. Öyle ki Hazreti Peygamber yaşasaydı onun verdiği gibi hüküm verirdi. Evet, burada da hükmü artık Resulullah Efendimiz'in vereceği hüküm üzere olduğu da anlaşıldı. Tam bir vekil. Tabii, tam kamil bir vekil. Kamil bir vekil. Yeryüzünden mezhepleri kaldırır ve geride halis din kalır. Tabii mezhepler de kalkmış oluyor. Yani artık din hususunda böyle uygulanacak, bu yapılacak diye hükmü verdiği zaman ayrılık kalmıyor. Ayrılık, gayrılık kalmayacak. Şimdi malum mezhepler itibariyle farklı uygulamalar var. Bu da tabii bir cihetten Allah'ın ümmete lütfudur, ihsanıdır, rahmetidir diyoruz. Farklılıklar olacak ki kolaylıklar da zuhur etsin, açığa çıksın. Bununla birlikte ama Mehdi Aleyhisselam'ın gelişiyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz olsa idi nasıl hareket edecek ise o şekilde hareket şekli olduğundan herkes ona uymak hasebiyle diğer mezhep uygulamaları kalkmış oluyor. Birlik oluşacak işte. Onun düşmanları içtihat ehli alimlerin taklitçileridir. Onun düşmanları
İçtihat ehli alimlerin taklitçileridir. Evet, Muhittin İbni Arabi Hazretleri burada açacak meseleyi. Hatta Mehdi Aleyhisselam'ın zuhuruyla birlikte kendisini İslam üzere olduğunu iddia eden, zanneden bir güruh düşman olacak ona. Halbuki şu an kendisini İslam üzere olduğunu iddia ediyor bu güruh. Evet. Böyle güruh. İçtihat ehli alimlerin taklitçileri durumunda olanlar güya din adına, Allah adına, İslam adına doğru bir şeyler yaptıklarını iddia ederken birçok sıkıntılar çıkardılar. Çıkarmaktalar. Muhittin İbni Arabi Hazretleri bunu farklı yerlerde yine beyan ediyor, izah ediyor. Yani tabiri caizse Allah-u Teala'nın şeriatı olan o otobanı daralttılar diyor bu taklitçiler. Evet, evet. Bu fakihler. Yani bu fakihler ama. Her fakih değil. Daralttılar, patika yaptılar diyor yani. Halbuki Allah-u Teala geniş bir otoban gibi, teşbih yapıyoruz burada, geniş bir yol tahsis etmiş oldu bu insanlara. Ama onlar ne yaptılar? Öyle olmaz, böyle olmaz, şöyle olursa olmaz diye diye patika yaptılar bunu. Bunu patika yaptılar. İşte o güruh karşı çıkacak Mehdi Aleyhisselam'a. Kabullenmeyecek onun getirdiği. Hayır diyecek, İslam bu. Kendi kafasındaki İslam anlayışı var ya. Evet. Kesti, biçti, budadı, bir İslam diye koydu ya ortaya. İslam bu diyecek. Karşı çıkacak Mehdi Aleyhisselam'ın getirdiği bu anlayışa. Evet. Mehdi Aleyhisselam ama İslam'ı, ölmüş olan İslam'ı canlandıracak. Evet. Tekrar. Orijinaliyle. Tabii. Resulullah Efendimiz'in anlattığı hali üzere canlandıracak tekrar. İnşallah. Onlar Mehdi'nin imamlarının vardığı görüşten farklı hükümler verdiklerini görünce, kimler? Bu içtihat ehli alimlerin taklitçileri. Mehdi'nin imamlarının vardığı görüşten farklı hükümler verdiklerini görünce kendisine düşman kesilirler. Daha sonra kılıcının otoritesinden ve kahrından korkup sahip olduklarını arzulayarak onun hükmüne istemeden boyun eğerler. Kelle gidecek diye korkuyorlar. İstemeden boyun eğecekler. Mehdi seçkinlerinden daha çok Müslümanların geneline ferahlık verir. Mehdi Aleyhisselam seçkinlerinden daha çok Müslümanların geneline ferahlık verir. Allah'ı arif olan hakikat ehli, müşahade, keşif ve Allah'ın bildirmesiyle ona biat eder. Allah inşallah ferasetimizi, basiretimizi arttırsın. O zuhur ettiğinde onun hak üzere Mehdi Aleyhisselam olduğunu bilelim ki kalbimize böyle bir bilgi doğsun ki Allah-u Teala tarafından. Evet, yani bu müşahademizde bunu, buna şahit olalım, görelim. Keşfimizde Allah-u Teala bunun keşfini bize açsın, bildirsin. Şeksiz şüphesiz ona ilk önce biat edenlerden olalım inşallah. Mehdi'nin adamları vardır. Onlar Mehdi'nin davetini uygulayıp kendisine yardım eden ve memleketin yüklerini taşıyan vezirlerdir. Bu vezirler, yardımcıları yani, vezirler hükmünde. Bu vezirler Allah'ın yüklediği sorumlulukta Mehdi'ye yardım ederler. Buradan da anlıyoruz ki Mehdi Aleyhisselam bu işleri yaparken yalnız başına, tek başına değil, Allah'ın ona yardımcı kıldığı vezirleriyle yapacak. Nihayetinde konunun ilerleyen zamanlarında gelecek bu vezirlerin de sahip olduğu ilimleri, Mehdi Aleyhisselam ve vezirlerinin sahip olduğu bilgileri, ilimleri zikredecek Muhittin İbni Arabi Hazretleri burada. Onlar Mehdi'ye sorumlulukta, yüklediği sorumlulukta yardım ederler. Meryem oğlu İsa, Şam'ın doğusunda Mehrudiyyin denilen bir yerde iki meleğe yaslanmış bir halde iner. Ehl-i Sünnet itikadında İsa Aleyhisselam'ın öldürülmüş olduğuna biz inanmıyoruz. İnanmayız. Ehl-i Sünnet itikadında Allah onu zaten Kur'an-ı Kerim'de de bildiriyor. Öldürdüklerini zannettiler. Evet. Ve ikinci kat göğe kaldırıldığını Ehlullah ifade etmekte. Muhittin İbni Arabi Hazretleri de bu şekilde ifade ediyor. İsa Aleyhisselam mahiyetini bilmediğimiz bir şekilde ikinci kat göğe kaldırılmış bir şekilde beklemekte. Ta ki Mehdi Aleyhisselam zuhur ettikten sonra bir süre sonra işte burada ne dedi? Şam'ın doğusunda Mehrudiyyin denilen bir yerde iki meleğe yaslanmış bir halde iner.
iki melek tarafından indirileceğini. Suriye'deki Şam değil mi? Evet, Suriye'deki Şam. Şam'ın doğusundaki bu yerde Mehrudiyin denilen yere ineceğini beyan ediyor. Meleklerden biri sağında, diğeri solundadır. O, onun başından inci gibi su damlar, sanki hamamdan çıkmış gibi terler. O indiği hal üzere böyle bir hamamdan çıkmış gibi, nasıl ki sıcak bir yerden çıkan insanda bir terleme oluşur, böyle su damlar mahiyette iner diyor. Terler. İnsanlar o esnada ikindi namazındadırlar. Evet, onun inişinde insanların ikindi namazında olduğunu da beyan etti. İmam Hazreti İsa'ya makamını verir. Bakın, o anda, o indiği yerde insanlar ikindi namazını ikame etmek üzere iken imam, oradaki imam, o mescitteki imam Hazreti İsa'ya makamını verir. İmamla buyur sen geç der. Hazreti İsa öne geçerek insanlara Hazreti Peygamber'in sünnetine göre namaz kıldırır. Haçı kırar, domuzu öldürür. Burada Hazreti İsa biliyorsunuz yaşadığı dönemde Resul olarak yaşamış iken duasına binaen, tabii hepsinde bir hikmet var, en son Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ümmeti olmak istediğini Allah-u Teala'dan niyaz edip dua edince, Allah-u Teala da bu duasını kabul edince Hazreti İsa'nın öldürülmeden o anda ikinci kat göğe kaldırıldığını, sonra işte vakti geldiğinde Mehdi aleyhisselamın zuhurundan sonra ineceğini tekrar yeryüzüne ve Mehdi aleyhisselama yardımcı olacağını beyan eder. Burada Hazreti İsa, şurayı iyi anlayalım, bu inişinde Resul makamında değil. Evet. Evliya. Evliya. Allah-u Teala'nın velisi olarak inecek. Kamil. Çünkü orada Resullük olayı o daha önce yaşadığı dönemde tamamlanmış oldu. Bu inişinde Resul makamında değil, bir evliya makamında. Ehlullah makamında inmiş. Diyorlar ki iki sefer sürüklendiği zaman kalkacak diyorlar. Evet, tabii o şekilde ifadeler de var. Burada ne diyor? Haçı kırar, domuzu öldürür. Haçı kırardan kasıt Hristiyan camiasındaki o inancı kaldırır ortadan. Ki zaten kitleler halinde Hazreti İsa'nın izahatlarıyla, beyanıyla kitleler halinde şu anki Hristiyan camiası içerisinden İslam'a geçenler olacak. Haçı kırardan kasıt da bu. Yani bir cihetten böyle de anlamak lazım. Gerçek manada İsa aleyhisselamın kendisinin İsa aleyhisselam olduğunu beyanı ile Hristiyan camiası içerisindeki Hristiyanlardan Allah'ın kendisine imanı nasip edeceği grup toplu halde İslam ile şereflenecek. İslam'a geçecek, Müslüman olacak. Resulullah Efendimizin arkasına geçmiş olacak yani. Allah Mehdi'yi temiz ve temizlenmiş bir halde katına alır. Onun devrinde Şam'da bir ağacın yanında Süfyan'e öldürülür. Şimdi buradaki ibareler tabii açılabilir. Farklı tevillere muhtaç olabilir. Biz burada bu şekilde okuyoruz. Okuyup geçeceğiz. Keşke. Artık o Allah'ın bu hususta ilim sahibi kıldığı kişiler burada tevillerinde isabet etmiş olabilir. Ya da işte ilmi nispetinde isabeti Allah'ın bildirmesiyle isabet etmiş olabilir. Veyahut da yanlış tevhile gidenler de olacaktır mutlaka buradaki meseleleri. Biz burada kapalı kalabilecek tevil edilmesi açısından bizce malum olmayan, ilmimiz malum olmadığından, keşfimiz bu hususta Allah'ın bize bildirmesi olmadığı yerleri biz de okuyarak geçeceğiz tabii ki. Çünkü İbn Arabi Hazretleri de böyle yazmış, tevhile muhtaç bırakmış. Ehli ancak anlar burada artık buradaki ne demek istediğini. Evet. Onun devrinde Şam'da bir ağacın yanında Süfyan'e öldürülür. Onun ordusu Medine ve Mekke arasındaki bir yerde yere batırılır. Demek ki onun bir ordusu olacak Müslümanlara karşı direnen, ki o da Mekke ve Medine arasında bir yerde yere batırılacağını ifade ediyor. Öyle ki o ordudan Cüheyne kabilesinden olan bir adamdan başka kimse geri kalmaz. Bir kişi kalacakmış o ordudan hayatta. Diğerlerinin hepsi ölecek, yere batırılacak, helak olacak. Yere batırılırdan kasıt başka bir işte Mehdi Aleyhisselam'ın ordusuyla karşılaşıp da hepsi katledilir anlamı da çıkabilir. Allah-u Teala bir tabii afet verir, hepsi orada helak olabilir. Bu manada çıkabilir yani. Bilemeyiz.
sebep olacak. Bir şey sebep olabilir. Evet. Sel gelir, ne bileyim deprem olur. Evet. Vesaire vesaire. Virüs gelir. Zelzele olabilir. Yani her şey olabilir. Bu ordu Hazreti Peygamber'in şehrine 3 gün yakın bir mesafeye kadar yaklaşır, sonra ayrılır. 3 günlük mesafe kadar Medine'ye yaklaşacağını bu ordunun ve sonra tekrar geri çekileceğini, ayrılacağını ifade ediyor. Allah onu çölde yok eder. Kim bu orduya baskıyla ve mecburen katılmışsa niyetine göre haşredilir. Demek ki o ordunun içerisine baskıyla katılanlar da olacak. Nitekim şu an Suriye'deki oradaki halkı PKK'nın baskıyla silah altına alıp da Özgür Suriye ordusuna karşı ya da Türk ordusuna karşı savaşmaya zorlaması gibi bir durum mevzu bahis demek. Evet. Oradaki o eğer baskıyla zorla katılmışsa o da niyetine göre haşredilir diyor. Çünkü hepsi helak olacak o ordunun. Artık orada niyetine göre haşredilecek. Hesabı kitabı niyetine göre sorulacak kişiye. Kur'an hakimdir, kılıç keskindir. Bu nedenle bir rivayette şöyle denir. Allah Kur'an vasıtasıyla saptırmadığını hükümdar vasıtasıyla saptırır. Belki Kur'an'a uyar bir yaşantı içerisinde olacak ama hükümdarın yaptığı izahat, açıklama, fiilleri, uygulaması, neticesi sapacak o kişi. Sapabilir. Yine bir bu hususta şiir. Velilerin hatemi şahit, alemlerin imamın gözü yitik, Ahmet'in alinde Efendi Mehdi, o ortaya çıkarken elindeki kılıç keskin, bir güneş ki gam ve karanlıkları siler, bereketli ve cömert bir yağmur o. Onun zamanı gelmiştir ve vakti size gölge olmuş. Mehdi, Hazreti Peygamber'in devri olan önceki 3 dönemden sonra gelen 4. devirde zuhur eder. Mehdi, Hazreti Peygamber'in devri olan önceki 3 dönemden sonra gelen 4. devirde zuhur eder. Hazreti Peygamber'in devri sahabe asrıydı. Sonra onu takip eden devir, sonra takip eden 2. devir gelir. Bu iki devrin arasında ise fetret dönemleri bulunur ve bir takım hadiseler yaşanır. Arzular yayılır, kanlar dökülür, ihtiraslar şehirleri tahrip eder, fesat çoğalır. Bunun neticesinde haksızlıklar yaygınlaşır, adalet günü zulüm gününün gelmesiyle kaybolarak geceye döner. Mehdi'nin şahitleri en hayırlı şahitler, eminleri en faziletli eminlerdir. Allah ona bir grubu vezir yapar ki gaybının gizliliğinde onları gizler. Keşif ve müşahede yoluyla hakikatlere muttali eyler o vezirleri. Bunun yanı sıra Allah'ın kulları hakkındaki emrinin ne olduğunu onlara bildirir. Demek ki ilahi keşif yoluyla Allah'ın kulları hakkındaki emrinin ne olduğunu da bildirir. Hızır aleyhisselama bir şeyleri ledün ilmiyle bildirmesi gibi. Demek ki buradan anlıyoruz ki Mehdi aleyhisselam ve vezirleri olan yardımcıları Allah-u Teala tarafından keşif yoluyla ledünni ilimlere de mazhar olacaklar. Böylece onlarla istişare ederek Mehdi hüküm verir. O vezirleriyle istişare ederek hüküm verir. Onlar ne olduğunu bilen ariflerdir. Mehdi'nin gerçekte kim olduğuna gelirsek, Mehdi elinde hakikat kılıcı bulunan ve medeni siyasetin sahibidir. Medeni siyasetin de sahibidir. Aynı zamanda kılıç ehli. Allah'tan mertebesinin ve menzilinin muhtaç olduğu şeylerin kadrini öğrenir. Mehdi Allah tarafından desteklenmiş bir halifedir. Hayvanların dilini anlar. Adaleti insanlara ve cinlere vezirlerinin bilgisinin sırlarından yayılır. Evet, onun adaleti insanlara ve cinlere vezirlerinin bilgisinin sırlarından yayılır. Allah onları kendisine vezir yapmıştı. Allah Teala müminlere yardım üzerimizde bir haktır buyurur ayette. Onlar
Allah'a verdikleri söze bağlı, ayette böyle geçiyor, Allah'a verdikleri söze bağlı olan sahabenin ayakları üzerinde bulunan, onların izinden giden, onların kademinde olan kimselerdir. Onlar acemlerdir. Ve içlerinde Arap yoktur. Bakın şimdi burada işte o vezirlerinin acemler olduğunu, içlerinde Arap yoktur buyuruyor bakın. Yardımcıları, vezirleri. Fakat Arapça konuşurlar. Onların kendi cinslerinden olmayan bir koruyucuları vardır. Hiçbir zaman Allah'a asi olmamıştır. O vezirlerin en özeli ve emirlerin faziletlisidir. Allah onlara düstur edinip sohbetlerinde hakkında konuştukları bu ayette hal ve zevk yoluyla doğruluk bilgisinin faziletini vermiştir. Onlar da doğruluğun yeryüzünde Allah'ın kılıcı olduğunu öğrenirler. Doğruluk her kimde bulunur ve her kim doğrulukla nitelenirse Allah da kendisine yardım eder. Çünkü onun niteliği doğruluk, adı Es-Sadık'tır. Böylece eğrilikten salim gözlerle bakarlar ve rüşt ve doğruluk yolunda sabit ayaklarla yürür. Herhangi birisini ayırt etmeden Hakk'ın müminlere yardım etmeyi kendisine zorunlu kıldığını görürler. Fakat Hak neye iman edildiğini belirtmeden ifadeyi genel ve sınırsız kullanmıştır. Allah şöyle der: "Ey iman edenler, iman edin." Başka bir ayette, "Bir müminin başka bir mümini hata olmadan öldürmesi mümkün değildir." buyurur. Başka bir ayette, "Batıla iman edenler." diyerek onları da mümin diye isimlendirmiştir. İman sahibi onlar da ama batıla iman ediyor. Başka bir ayette şöyle der: "Ona şirk koşarsanız, iman ederseniz." Burada müşrik mümin diye isimlendirilmiştir. Şirk koşmada, yani şirke iman etmiş oluyor bu da. İşte bunlar Allah'ın desteklediği müminlerdir. Allah şöyle der: "Ey iman edenler, Allah'a, peygamberine, peygamberine indirdiği kitaba ve daha önce indirdiklerine iman edin." Allah onları kitap ehlinden ve diğer kitapların ehlinden ayırmıştır. Resullerden başka getirdiği haberin tamamlanmış olduğu kimse yoktur. Böylece onlara iman etmeleri emredilen müminlerin batıla iman eden kimseler oldukları, onların kendilerini delilden uzaklaştıran bir kuşku nedeniyle ortağa iman ettikleri anlaşılır. Şirk koştukları şeye iman ettikleri anlaşılır. Çünkü batıla iman edenler Allah'ı inkar etmiştir. Ortağa iman edenlerin kalpleri ise Allah tek başına zikredildiğinde rahatsızlık duyar. Bu ifade onlara sadece önlerindeki saptırıcı imamlar nedeniyle gelmiştir. Onlara göre inançları kesin delilden kaynaklanmaktaydı ki, imamları kastetmekteyim, eksiklikten kaynaklanmıyordu saptırıcı imamlar. Çünkü onlar nazari araştırmaya hakkını verdiklerine inanıyorlardı. Başka bir ifadeyle Allah'ın kendilerine verdiği istidadın gereğini yerine getirmişlerdi ve Allah bir insanı yapabileceği şeyle sorumlu tutar. Onlara verdiği ise yaptıkları ve yerine getirdiklerinden başka bir şey değildi. Böylece tabileri de imamlara iman etmiş, inançlarında sadık ve dürüst olmuşlardı. Onlar sadece kurtuluş yoluna yönelmek istemişlerdi. Yoksa kendilerini hüsrana yöneltecek bir yola yönelmemişlerdi. Onlar Allah'ın fiillerini hem doğrudan hem araçla yaptığını gördüklerinde, ona ortak koştukları şeyleri varlıkta gerçekleşen bazı fiillerin ortaya çıkmasında yardımcı vezir saymışlardı. Bu nedenle Allah tek başına zikredilince zikredenin gerçeğe hakkını vermediğini zannetmişlerdi. Çünkü bazı fiillerin yaratıkların varlığına bağlı olduğunu öğrenmişlerdi. Bu bağlamda varlıkta yaratılmış sebeplerden ortaya çıkan ilahi fiilleri müşahede etmiş, fiillerin tevhidini kabul etmemişlerdi.
Çünkü bu tevhidi müşahede etmemişlerdi. Gerçek tevhid ehli olamamışlardı yani. Evet. Fiillerdeki tevhidi kabul etselerdi, aleme yerleştirilen ulvi ve süfli sebeplerdeki Allah'ın hikmetini ortadan kaldırmış olurlardı. Bu durum onları kalplerinin Allah'ın tek başına zikri karşısında rahatsızlığa ve insaftan yoksunluğa sevk etmişti. Bu nedenle Allah'tan başka fail görmeyen müminlerin tarafını tutarak onları kınamıştır. O müminlere göre hadis, kudretin ve sebeplere bağlı şeylerin fiilde bir etkisi yoktur. Allah'ın bu hitabı tahsis ettiği kimseler sadece bu müminlerdir. Yani burada gerçek tevhid ehlini anlattı. Yani inandım, iman ettim, Müslümanım dediği halde hala işte sebebi şundan bilen, bundan bilen. Allah ile birlikte Allah'a inandım diyor ama bu yaptı ama bundan oldu gibi inanç, düşünce, itikat içerisinde olan hakiki tevhide ermiş olmuyor. İlmi sureti kabul etmiyor. Hakiki tevhide ermiş olmuyor. Yani şu yaptı ama diyor. Yani bu olay bana bundan geldi ama. Yani bu insan irade iş yapıyor. İnsanın yani insanda da irade var. Bir aracı kullanıyor değil mi hocam? Yani? Tabii yani Allah'a inandım, iman ettim diyor ama Allah diyor ama bir de bize de müstakil bir irade de verdi diyor yani. Aslında burayı kastediyor yani. Tabii. Yani evet diyor ama diyor bizim de bir irademiz var. Yani şunu diyor. Yani var ya Müslümanlar içerisinde. Allah bunda da beni serbest bıraktı. İlmi sureti bilmiyor. Bilmiyor. Beni serbest bıraktı. Bana bir irade verdi. Bunda diyor ben Allah serbest bıraktı. Ben nasıl istersem onu yaparım diyor yani. Bu çok yaygın şu anda. Maalesef. Müslümanlar arasında bu çok yaygın. Çok yaygın çok. Bu da böyle olduğu zaman işte hakiki tevhid ehli olmuyor. Çok i̇şte, yaygın değil. Genel öyle. Genel öyle. Tabii. Yani benim de bir müstakilen iradem var diyor yani. Şey. İradenin ne olduğunu bilmiyor. Emrin ne olduğunu bilmiyor. Gerçek tevhidi bilmeyince sanki Allah onu yaratmış müstakilen sen ne yapacaksan yap diye kendi haline de bırakmış onu. Ya. Bu inanç var, bu itikat var Müslümanlarda. Hakiki tevhide eremedikleri için. Nev-i mavzuda ters düşüyor. Bu, tabii ki. İşte bakın burada işte böyle bir dönemde bunun artmasıyla bozulmasıyla, İslam anlayışının, itikadının bozulmasıyla, İslam'ın ölü hale gelmesiyle diyor zuhur edecek işte. Eyvallah. Mehdi Aleyhisselam. Eyvallah. Yani zaman o zaman mıdır? Biraz daha ister. Artık bilmiyorum. Biraz Allah ister. Allah bilir. Yani gelmiş midir? Ya daha beklenecek mi? Dur bakalım. Biraz daha ister. Okuyalım bakalım ne diyor? Çok güzel hocam ya. Allah'ı inkar edenler ise şirk perdesiyle onu örtenlerdir. Evet. Onlar batıla iman etmiş kimselerdir. Batıl ise yokluktur. Onlar yokluktan başka teşbihin ve şirkin olumsuzlanacağı bir şey görmemişlerdi. Çünkü varlık müşterek niteliktir. Öyleyse onların batıla iman etmeleri bir tenzih imanı iken kafir olmaları varlığı Allah'a nispet etmeyi örtmeleri demektir. Varlığı sadece Allah'a nispet etmekten geri durmalarının nedeni varlıkta gördükleri ortaklıktır. Bu nedenle Allah, onlar hüsrana uğrayanlardır buyurur. Çünkü onlar ticaretlerinde kazançtan yoksun kalmış ve işin kendinde bulunduğu durumu ishar etmek hakkını yitirmişlerdir. Yine ayette, onlar adaleti hidayet karşılığında satın almıştır. Özür dilerim, onlar delaleti hidayet karşılığında satın almıştır diye geçer ayette. Delaleti, yani hidayeti bırakıp delalete dönmüşler. Yani beyan ve açıklık karşılığında hayreti ve şaşkınlığı satın almışlardır. Şurada açık beyan var iken onlar hayrete, karışıklığa, şaşkınlığa gittiler, satın aldılar. O şeyi bıraktılar. Görmüyor. Açıklığı, beyanı bıraktılar. Görmüyor işte. Görmüyor. Onlar hayreti satın almıştır. Yani işin büyük olduğunu ve beyanın ise sınırlayıcı olduğunu bilmişlerdir. Halbuki varlık işi sınırlamaz. Bu nedenle onlar hayreti beyana tercih etmişlerdir. Selim akıl, sahih düşünce ve genel iman sahibi olanlara gelirsek, onlar hayreti yerli yerinde ve kendi mertebesinde tutmuşlardır. Hazreti Peygamber, Allah'ım sendeki hayretimi arttır der.
Onlar beyanı da yerli yerinde tutmuşlardır. O yer hakikatin beyan vasıtasıyla öğrenileceği ve hayreti kabul etmeyen yerdir. Onlar her hak sahibine hakkını vermiş, hikmeti yerli yerine koymuşlardır. O halde hepsi mümindir bu hal üzere olanlar. Selim akıl sahipleri, sahih düşünce ve genel iman sahibi üzere olanlar. Çünkü Allah onları mümin diye isimlendirdiği gibi kafir ve müşrik diye de isimlendirmiş, imanlarında onları farklı mertebelere yerleştirmiştir. Bu nedenle Allah imanlarıyla birlikte imanları artar buyurur ayette. Bakın imanlarıyla birlikte imanları artar buyurur. Kastedilen inandıkları husustaki artıştır. Yani o iman ettikleri husustaki artış. Nitekim Allah onların hastalık ve kibirlerini de arttırır. Bu da inkar ettikleri hususlarla ilgilidir. Onların bir kısmı doğru sözlü, bir kısmı daha doğru sözlüdür. Allah imanına gedik girmiş kimseye karşı imanına gedik girmemiş mümine yardım eder. Evet, burası mühim. Allah imanına gedik girmiş kimseye karşı imanına gedik girmemiş mümine yardım eder. Tevhidi zedelenmiş. Tabii. Çünkü ayette ne dedi? Mümine yardım üzerimizde haktır. Allah-u Teala bunu beyan ediyor. Evet. Söz veriyor. Evet. Mümine yardım üzerimizde haktır. Günümüzde mümin diye gördüğümüz, demek ki hakiki mümin değiliz. Müslüman camiada Allah'ın yardımı gelmiyor. Gayrimüslim ordusu olsa, gayrimüslim ordusu davasına inansa, işte onun yani batıla inanıyor, inandığı batıl, ama davasına gediksiz inanırsa Allah inanana yardım eder. Burada da tam onu anlattı hocam. Evet. Allah inanana yardım eder. Evet. Halbuki batıla inandı. Bakın geçmişte de o ayetlerden de verdi örneği. Yani inandığın davada sağlam, gediksiz inanıyorsan orada Allah. Orada da bir ters tarafa düşünürsek mümin tam inanmamış oluyor. İnanmamış oluyor işte. İmanda gedik evet, var. Evet. Oysa eğer mümin kamilen inanmış olsa mutlak zafer müminin. Çünkü bir taraf batıl. Tabii öbür taraf, çünkü hak mutlak surette batıla galebe çalar. Ama hak gediksiz olarak, hak olan taraf gediksiz olarak imanında gediksiz olarak inanıyorsa. Oradan kaynak. İşte burası çok tefekkür edilmesi gereken. Çok güzel hocam. Bizim şu an Müslüman camianın problemi bu zaten, bu. Sorun bu maalesef. Yani bu ayrıca bir konu bile edilebilir yani. Tabii ki müstakilen bir ders de yapılabilir. Ders yapılabilir yani. Doğruluğunun tesirine gelirsek, bu durum şeriatça belirlenmiş mutluluk sebepleri karşısında bu mertebeye sahip olmasa bile doğrulukta sabit kadem olan bazı şahıslarda görünür. Böylece onlar himmet vasıtasıyla, yani doğrulukla fail olurlar ve söz gelişi öldürürler. Ebu Yezid Bestami'ye şöyle denilmiş: bize Allah'ın en büyük ismini söyle. O ise siz küçüğünü gösterin ki ben büyüğünü göstereyim demiştir. Küçük bir ismi var mı ki büyüğünü söyleyin? Güzel ya. Allah'ın bütün isimleri büyüktür. Evet. Bu davranış doğruluktan başka bir şey değildir. Doğru olduktan sonra hangi ismi alırsan al, onun vasıtasıyla dilediğini yapabilirsin. İşte burada Muhittin İbn Arabi Hazretleri bir cihetten ismi azama da işaret ediyor. Evet. Bakın ismi azam denildiği zaman bu soruluyor. Bu hususta birçok eserler var, kitaplar var. İsmi azam mutlak surette bu isim diye bir şey söz konusu değil. İşte sen doğruluk üzere olduysan o anda hangi isimle iştigal halinde isen o isim ismi azam olur o kişi için. Yoğunluğu olan. Tabii. Yani o anda tam bir Allah'a bir yöneliş ve doğruluk üzere ise, himmet. O anda kişi Allah dese ismi azam Allah'tır. Bismillah dese. Bismillah dese ismi azam odur. Hak dese ismi azam odur. Hu dese ismi azam odur. Yoğunlaşmış. Hay dese ismi azam odur. Neden? Çünkü tamamen Allah'a yönelmiş, yoğunlaşmış halde. Dolayısıyla Allah'ın büyük ismini, işte Ebu Yezid el-Bestami'ye denildiği gibi Allah'ın isimlerinden büyük olanı bize söyle denildiği zaman küçüğünü bana gösterin, küçüğü var mı ki diyor, büyüğünü söyleyeyim. Ayrım yapılabilir mi? İşte burada ismi azam
şu isim diye bir kayıt altına girmez. Evet. İsmi Azam her ismi olabilir Allah-u Teala'nın. Kişinle alakalı bu. Evet. O ismi zikreden dil ile, kalp ile alakalı. Evet. O kalp tam kamilen Allah'a rücu ettiyse, yöneldiyse, rabıtasını kurduysa, o anda o kişi, o zat hangi ismini zikrederse zikretsin Allah-u Teala'nın, o isim ismi azam olur. Ve dolayısıyla o şey de olur. Olmasını murad ettiği şey de olur. Eyvallah. Ebu Yezid böyle bir isimle karıncayı diriltmişken, Zünnun el-Mısri timsahın yuttuğu bir kadının oğlunu diriltmiştir. Böylece ismi zikrederek Allah-u Teala'nın isimlerinden, ismini zikrederek. Anlamışsan hiç kuşkusuz sana mutluluk kapılarından birini açtım. Bak bu sırrı iyi anlatıyor. Anlamışsan şayet sana mutlu olacağım bir kapı açtım. Evet. İsmi Azam'la alakalı meseleyi burada da izah etmiş olduk, açtık. Ona göre davranırsan her nerede bulunursan bulun Allah seni mutlu eder ve hiç yanıltmaz. Kafirler Müslümanlara galip geldiğinde Allah karşısında rahatını bozmazsın ve bilirsin ki imanları sarsılıp imanlarına gedik girdiği için yenilmişlerdir. Tekrar ediyorum. Evet, evet. Kafirler Müslümanlara galip geldiğinde Allah karşısında rahatını bozmazsın ve bilirsin ki imanları sarsılıp imanlarına gedik girdiği için Müslümanlar yenilmişler. Daha ben dediğimiz gibi. Aynen. Kafirlerin ise iman ettikleri batıla karşı veya müşriklerin imanlarına kuşku girmemiş, inançlarında bir sarsıntı olmamıştır. Çünkü o davasına kuşkusuz bir şekilde inanmış. Binaenaleyh yardım doğruluğun kardeşidir ve her yerde kendisini takip eder. Kim dosdoğru yol üzere ise yardım onunladır. Bunun aksi söz konusu olsaydı Müslümanlar hiçbir zaman yenilmezlerdi. Bu çok mühim bir mevzu. Yani bakın bu sohbetimizde hem Mehdi Aleyhisselam ile alakalı çok mühim mevzular zikrediliyor. Hem de Müslümanların neyi kaybettiği. Zaten işte bunu neden kaybettiği. Şu an aynen dünyamızda Müslüman camianın içinde bulunduğu durum, ahval net olarak bu sohbetimizde zikrediliyor bakın. Evet, evet, evet. Onun için çok derin tefekkür etmemiz lazım. Çok. Nitekim hiçbir nebi yenilmez. Halbuki görürsün ki bazen kafirler galip gelir ve onlara yardım edilirken bazen de Müslümanlar galip gelir ve Allah onlara yardım eder. Her iki grupta da dürüst olan kimse yenilmez. Dürüstlük, doğruluk üzere olan yenilmez. Böyle bir insan her zaman sabittir. Öyle ki öldürülebilir veya hezimete uğramadan geri dönebilir. Mehdi'nin vezirleri bu kadem üzerindedir. Ve Mehdi takipçilerinin nefislerinde yerleşik inanç budur. İşte Mehdi Aleyhisselam'ın önce bir avuç insanla zuhur edip Mehdi Aleyhisselam ortaya çıkıp da muvaffak olmasının, küfre karşı gelmesinin sebebi bu. Dost doğru imanında sabit, gediksiz imana sahip oldukları için. Allah onların yardımcısı olacak. Bakınız, onlar tekbirlerle Rum şehrini fethederler. Tekbirlerle fethederler bakın. Kılıç bile sallamadan tekbirlerle fethedilecek diyor. Birinci tekbiri getirdiklerinde surların üçte biri düşer. İkinci tekbirle üçte ikisi. Üçüncü tekbiri getirdiklerinde hepsi düşmüş olur ve kılıç kullanmadan şehri fethederler. Burada sur mecazi olabilir değil mi hocam? Olabilir. Tabii ki sur mecazidir. Burada yani o inanç ve o itikat, o tekbir ile öyle bir kafire, küffara karşı gidiş var ki küffar kımıldayamayacak. Tesirinden değil mi? Nasıl bir tesir bırakacak evet, yani? Evet. Karşılarında etkisinde. Evet. Silah kullanmaya dahi yine bir tsunami sanki. Yani gerek kalmayacak diyor evet, yani. Evet. Teslim olacaklar. Evet. Zikrettiğimiz doğruluk işte budur. Onlar yani Mehdi'nin vezirleri 10 kişiden daha az bir topluluktur.
gerçek yardımcıları 10 kişiden daha azdır. Zaten zikredecek burada. Dedi ya zaten 3 olabilir, 5 olabilir, 7 olabilir, 9 olabilir. Bunun yardımcıları. Ondan az. Ondan az. İmam Mehdi bunu bilince buna göre davranır ve kendi zamanının en dürüstü ve doğru insanı olur. Onun vezirleri de hidayet rehberleridir. Kendisi ise Mehdi'dir. Mehdi adına vezirleri vasıtasıyla gerçekleşecek Allah hakkındaki bilgi bu kadardır. Muhammedi velayetin hatemine gelirsek, bu hatem Allah'ı yaratıklar içinde en iyi bilendir. Kendi zamanında veya kendinden daha sonra ondan daha çok Allah'ı ve hükümlerin bağlamlarını bilen yoktur. Mehdi ile kılıç iki kardeş olduğu gibi hatem ve Kur'an iki kardeştir. Nasıl ki Mehdi ile kılıç iki kardeştir, hatem ile Kur'an da iki kardeştir diyor. Hazreti Peygamber Mehdi'nin halife olarak yeryüzünde bulunacağı süreyi belirtirken 5 ile 9 sene arasında tereddütlü ifade kullanmıştır. Mehdiliği zuhur ettikten sonra yeryüzünde bulunacağı 5 ile 9 sene arasında. Bunun nedeni onun vezirleri hakkında gerçekleşen kuşkudur. Çünkü onunla birlikte her vezirin bir senesi vardır. Vezirler 5 kişi ise şayet Mehdi 5 sene kalacak. Yani yeryüzünde ne kadar hakim olacak ve duracak Mehdi aleyhisselam? Vezirinin sayısınca. Vezirinin sayısınca kesin değil. 5 olabilir, 7 olabilir, 9 olabilir. Vezirler 5 kişi ise Mehdi 5, 7 ise 7, 9 kişi iseler 9 sene yaşar. Orası kapalı bırakılmış. Tabi orasını böyle konuşulmuş. Evet. Kapalı bırakılmış. Demek ki Mehdi aleyhisselam zuhur edince oradaki vezirine bakmak lazım. Kaç veziri varsa Mehdi aleyhisselam da o kadar sene yaşayacak. Çünkü her senenin özel halleri vardır. Ve o seneye uygun hususların bilgisine Mehdi'nin vezirlerinden birisi tahsis edilmiştir. Bakın bu yaşadığı senece de o seneye mahsus bir bilgi verilecek demek ki o vezirlere. Onlar 5'ten az veya 9'dan çok değillerdir. İçlerinde biri dışında hepsi Akka'da ilahi bir sofradayken öldürülürler. Bakın bu vezirler içlerinden biri dışında. 5 kişi iseler 5 vezir. 7 iseler 7, 9 ise 9. Bu vezirler nerede öldürülüyor? Akka denilen yerde. Akka'da ilahi bir sofradayken, belki zikir halindeyken, belki bir Allah üzerine bir sohbet halindeyken, ilahi bir sofradayken öldürülürler diyor. Bunlar öldürülecek. Şehit oluyor. Biri hariç. Şehit ediliyor. Evet. Allah o sofrayı yırtıcı kuşlar ve haşerat için sofra yapar. Şimdi sofradan neyi kastetti acaba? Allah o sofra, ilahi bir sofradayken öldürülürler. Allah o sofrayı yırtıcı kuşlar ve haşerat için sofra yapar. Geride kalan kişinin, şu ayet, sura üflenir, göklerde ve yerdeki herkes bayılır, Allah'ın diledikleri müstesna ayetinde belirtilen istisnadan olup olmadığını bilemiyorum. Belki o da bu üflemeyle ölür diyor. Artık orasını bilmiyorum diyor orası. O kalan kişi ne zaman ölecek, nasıl ölecek onu bilmiyorum. Deccal'in gerçekte olmasa bile kendi inancına göre öldüreceği Hızır'a gelirsek. Şimdi Hızır'ın gerçekte olmasa bile inancına göre Hızır'ın öldürülme hadisesi var şimdi bakın. Deccal'in gerçekte olmasa bile kendi inancına göre öldüreceği Hızır'a gelirsek. Hızır gençlikle ve heyecanla dolu bir yiğittir. Deccal'e göre. O devirde Hızır gençlikle ve heyecanla dolu bir yiğittir. Deccal şimdi Hızır'ı öldürdüğünü iddia edecek ama kendi inancına göre orayı açacak şimdi. Hızır alemde böyle ortaya çıkar ve gözükür. Rivayete göre Deccal'in kendi zannınca Hızır diye öldüreceği kimse Ashab-ı Kef'tendir. Ashab-ı Kef'i biliyoruz. Biliyoruz. Evet. Mağarada uyuyanlar. Evet. Demek ki onlarda da bir uyanış olacak o devirde işte bak. Evet. Yani Hızır Aleyhisselam'ın zuhurundan sonra, Deccal'in zuhurundan sonra Ashab-ı Kehf de uykuda hala biliyorsunuz. Bunu uyanacaklar. O Ashab-ı Kehf'ten birisi
Deccal onu Hızır zannedecek ve onu öldürecek diyor. Fakat bize göre bu düşünce keşif yoluyla doğru değildir. Mehdi'nin zuhuru kıyametin yaklaşma alametlerinden biridir. Artık o zuhur ettikten sonra kıyamet çok yakın. Roma'nın fethiyle, ki orası Büyük Konstantiniye ve Akka Savaşı'nın olacağı büyük cenk alanıdır. Burada bahsetti ya, Akka'da ilahi sofradayken yardımcılar öldürülecektir. Demek ki Akka denilen yer, Akka Savaşı'nın olacağı yer, Büyük Konstantiniye diye zikredilen yer. Burası ama İstanbul, ama bazı tevillerde Vatikan'ı, Roma'yı kastediyorlar. Yani orada İbn Arabi'nin işaret ettiği yer orasıdır diyor. Tekbirlerle işte alınacak olan. Rum kenti denilen. Rum kenti denilen yer. Evet. Deccal'in zuhur, evet, Akka Savaşı'nın olacağı büyük cenk alanıdır. Deccal'in zuhuru 6 ay içinde gerçekleşir. Konstantiniye'nin fethiyle Deccal'in zuhuru arasında 18 gün vardır. Orası fethedildikten sonra Deccal zuhur edecek. Deccal ortaya çıkacak. Arasında diyor, oranın fethinden sonra 18 gün vardır. Deccal Horasan'dan, yani fitne bölgesi olan doğu cihetinden çıkacaktır. Onu Türkler ve Yahudiler takip eder. Bakın şimdi burada Deccal'in arkasına düşüp arkasından gidecek olanlar Yahudiler ve Türkler diyor. Horasan neresi oluyor? Doğu tarafı Horasan. Hazar Denizi'nin, Hazar Gölü'nün güney kısmındaki olan bölge. Evet. Evet, Türkmenistan toprakları. Orada bakın ne diyor? Horasan'ın Deccal'in peşine düşenlerin ise burada neyi zikretti? Türkler ve Yahudiler takip eder. Türklerden bir güruh demek ki Deccal'in askerliğini yapacak. Evet. Allah muhafaza. Allah muhafaza. Ona sadece İsfihan'dan 70 bin sarıklı Yahudinin içlerinde bulunduğu adamlar gelir. Yahudiler Deccal'in askeri olacak. Bak, sadece İsfihan'dan 70 bin sarıklı Yahudinin içlerinde bulunduğu adamlar gelir. Deccal İsfihan şeyde değil mi şu an? İran topraklarında değil mi? Yani tam bilmiyorum ama Özbekistan'da olabilir. Orta Asya coğrafyasında. Orta Asya'da, evet. Tabii yanılıyor olabilirim ben. İsfihan İran da olmayabilir de, bilemiyorum. Bakmak lazım. Ona sadece İsfahan'dan 70 bin sarıklı Yahudinin içlerinden bulunduğu adamlar gelir. Deccal orta yaşlı, sağ gözü şaşı bir adamdır. Sanki gözü patlak bir üzüm gibidir. Gözlerinin arasından kef, fe ve ra yazılıdır. Kef, fe ve ra, üç harf, yani kafir yazılıdır. Bu harflerle kastedilen kafir olmak anlamında bir fiil mi, yoksa küfür anlamında bir isim mi olduğunu bilmiyorum. Şu var ki burada elif hasfedilmiştir. Nitekim Araplar mushaf yazısının bazı yerlerinde onu düşerler. Elif düşerler. Misal olarak Rahman isminde mim ile nun arasındaki elifin düşmesini verebiliriz. Hareketsiz. Evet, mim ile nun arasındaki elif nasıl düştüyse, işte burada kafir yazısındaki elif de düşüyor diyor. Kef, fe ve ra harfleri vardır diyor. Hazreti Peygamber Mesih Deccal'in fitnesinden ve başka fitnelerden Allah'a sığınmayı bize emretmiştir. Çünkü fitneler tıpkı bir hasır gibi peş peşe kalplere gelir. Hangi kalp fitneyi içerse siyah bir nokta meydana getirir. Bütün fitnelerden Allah'a sığınırız. Bize El-Mekki Ebu Şuca bin Rüstem El-İsfahani, ki o Mekke'deki İbrahim makamının imamıdır, aktarmıştır. Raviler şöyle demiştir. Bize Ebul Feth Abdülmelik bin Ebul Kasım bin Ebi Seyl El-Keruhi aktararak demiştir ki, bize üç hadis şeyhim aktarmıştır. Onlar Kadı Ebu Amir Mahmud bin Kasım el-Ezdi, Ebu Nasr Abdülaziz bin Muhammed et-Tiryaki ve Ebu Bekir Muhammed bin
Ebu Hatem el-Avreci et-Tacir'dir. Onlar şöyle demiştir. Bize Muhammed bin Abdülcabbar el-Cerrahi aktarmıştır. Bize Ebu'l-Abbas Muhammed bin Ahmet el-Mahbubi aktarmıştır. Bize Ebu İsa Muhammed bin İsa et-Tirmizi aktarmıştır. Bize Ali bin Hacer aktarmıştır. Onlardan birisinin hadisi diğerinin hadisine dahil olmuştur. Bize Velid bin Muhsin ve Abdullah bin Abdurrahman bin Yezid bin Yahya bin Halid et-Tai Abdurrahman bin Yezid bin Cabir'den, o Yahya bin Halid et-Tai'den, o Abdurrahman bin Cübeyr'den, o babası Cübeyr bin Nefir'den, o Nüvas bin Seman el-Kelabi'den aktarmıştır. Ravilerini verdi sırasıyla. Hazreti Peygamber bir gün Deccal'den söz etmiş, uzunca konuşmuş, sonra başını kaldırmıştı. Biz zannettik ki Deccal bir grup içindedir. Peygamberin yanından ayrıldık, sonra tekrar yanına döndük. Bizdeki hali anladı ve şöyle dedi: size ne oldu? Biz de şöyle dedik: ey Allah'ın peygamberi, dün Deccal'den konuştun, eğildin, sonra başını kaldırdın. Öyle ki biz onun Nahl taifesinden olduğunu zannettik. Hazreti Peygamber şöyle dedi: sizin adınıza Deccal'den başkasından korkmam. Deccal çıkar ve ben sizin içinizde olursam onun size zarar vermesini engellerim. Deccal çıkar ve ben sizin aranızda yoksam herkes kendini korusun. Allah bütün Müslümanlar hakkında benim halifemdir. Deccal kıvırcık saçlı bir gençtir. Gözleri çıkık, Abdul Uzza bin Kutne benzer. İçinizden birisi onu görürse Kehf suresinin başını okusun. Evet, Deccal'e karşı onun şerrinden korunmak için Kehf suresinin baş kısmını okumayı tavsiye etmiş Resulullah Efendimiz burada. Hazreti Peygamber sonra şöyle demiştir: Deccal Şam ve Irak arasında bir yerde çıkar. Şam ve Irak arasında bir yerde çıkar. Şu an işte bakın en kaos, karmaşanın olduğu bölge işte. İşte bu olaylar, şu an Suriye'deki bu olaylar, Irak'taki olaylar. Şu anda o topraklar Suriye'de değil, başkalarında. Yani evet, şu an o karmaşa, kaos, savaş, kanın aktığı yer işte tam o Deccal'in de çıkacağı yerler olduğu yer. Yani. Ortam hazır. Ortam hazır. Evet. Deccal Şam ve Irak arasında bir yerde çıkar, sonra sağa sola gider. Ey Allah kulları! Kim diyor bunu? Resulullah Efendimiz söylüyor bakın. Deccal Şam ve Irak arasında bir yerde çıkar, sonra sağa sola gider. Ey Allah kulları! Sabit olun. Sabit olun. Sahabe şöyle demiş: ey Allah'ın peygamberi, onun yeryüzünde kalma süresi ne kadardır? Bakın burada hadisi de iyi anlayalım. Sabit olun. Sağlam durun. Yani gecik vermeyin. Sabit değil olun. Mi? Evet. Artık ya da yani, olduğunuz yerde durun. Yani olduğunuz yerde durun. Ya da mukavemetli durun. Sabit kalın. Artık yorum yapılabilir. Ey Allah'ın peygamberi, onun yeryüzünde kalma süresi ne kadardır? Şöyle dedi: onun bir günü 40 gün. Deccal'ın çıktıktan sonra bir günü 40 gün, bizim saydığımız 40 gün. Bir günü bir sene, bir günü bir ay, bir günü bir hafta, diğer günleri ise sizin günleriniz gibidir. Şöyle dediler: ey Allah'ın peygamberi, bir sene gibi olan bir günde bir günün namazı nasıl kılınır? Hazreti Peygamber şöyle buyurdu: onu ölçerek kılın. Artık ne demekse buna, ne çıkacaksa bu tevile muhtaç. Bir günü bir sene. Ne demek yani onun bir günü bir sene? O zaman diyor, namazımızı nasıl kılalım? Madem bir sene, bir gün bir sene gibi sürecek. O da ölçerek, onu ölçerek kılın. Sahabe sordu: ey Allah'ın peygamberi, onun yeryüzündeki hızı ne kadardır? Şöyle dedi: rüzgarın önündeki bir yağmur kadar hızlıdır. Bir kavim gelir, onları çağırır. Onu yalanlarlar ve sözünü kendisine iade ederler. Deccal onlardan yüz çevirir
ve malları da kaybolur. Ellerinde bir şey kalmaz. Sonra bir kavim daha gelir. Bakın buradan neyi anlıyoruz? Kavim geliyor, ondan yüz çeviriyor. Elinde bir şey kalmıyor. Malları kayboluyor, gidiyor. Yani Deccal'in de burada, tabii açacak şimdi, anlatacak, belli bir ilmi bilgiye sahip olduğunu anlıyoruz. Bir yetkiye sahip. Tabii yani şer de olsa. Sünnetullah kanununu çözdüğü yerler var. Evet. Onları kullanarak insanlara kendini olağanüstü gösteriyor. İstidraç. Kuvvetli. Kuvvetli. Tabii yani bu ilim var onda. Kuvvetli. Dolayısıyla istidraç olması da olsa ama insanlar üzerinde bir tahakkümü var. Evet. İnsanları korkutuyor, ürkütüyor, ellerinde sahip olduklarını alabiliyor. Tesiri var. Tesiri var. Ama bu ilmi bir hakikatleri bildiğinden yapıyor bunu. Ama bir sihir büyü kullanıyor vesaire. Geniş manada düşünülebilir. Evet, ellerinde bir şey kalmaz. Sonra bir kavim daha gelir. Deccal onları davet eder. Onlar da Deccal'i tasdik eder ve ona inanırlar. Göğe yağmur yağmasını emreder. Yağmur yağar. Bakın Deccal göğe yağmur yağmasını emrediyor. Demek ki bu ilimlere vakıf ki yağmur yağdırabiliyor. Oradan bir kandırma oluyor. Evet. Yeryüzüne bitki bitirmesini emreder, bitirir. Böylece rahata ererler o kavimler. Sonra bir harabeye gelir ve hazinelerini ortaya çıkart der. Oradan ayrılır ve arıların kraliçe arıyı takip etmeleri gibi onun ardından giderler. Yer altından çıkan bütün hazineler, altınlar, mücevherler peşine takılıp yürüyüp gidecek diyor. Kalmaya ne kadar müsait. Ne kadar müsait tabii. Yani ya. Nasıl hadiseler zuhur ettirecek. Ya. Sonra gencecik bir adamı çağırır. Onu kılıçla vurur, ikiye ayırır. Sonra onu çağırır. O da yüzünü hilaller ve güler bir şekilde geri döner. Yani diriltecek. Evet. Öldürecek onu, sonra tekrar diriltecek. Bir imtihan değil mi hocam? Büyük bir imtihan. Büyük imtihan. Çok büyük bir imtihan. Çok. İşte burada kuvvetli bir imana sahip olanlar o Deccal'ın o tuzaklarına, oyunlarına düşmeyecek. Şey, görecek mi hocam bu şeyi? Tabii onlar görecek. Ehli olan görecek bunu. İşte Kur'an'ı iyi bilen, imanı kuvvetli olan kişiler, hidayet üzere olanlar burada basirete, ferasete sahip olmaları hasebiyle bu Deccal'in oyunlarını, Deccal olduğunu anlayacaklar, bilecekler. Deccal bu halde iken Meryem oğlu İsa Şam'ın doğusunda beyaz minareye, ki Merduteyn arasındadır, iki elini iki meleğin kanatlarının üzerine koymuş bir halde iner. Evet, şimdi burada bakın, İsa Şam'dan aleyhisselam bahsediyor. Şam'dan tabii Şam'a inecek diyor İsa aleyhisselam. Tabii. Her şey Şam'da dönüyor. Hep o bölgede bak. Evet. Şam'la Irak arasında çıktı Deccal. Yani, İsfahan'dan yani. Çıktı. İsa aleyhisselam Şam'a iniyor. Yani. Mehdi aleyhisselam yine o topraklardan hareketle gelecek. Şam'da bir sır var. Var. İşte o bölgelerde işte olaylar bunu gösteriyor. Evet. Demek ki İsa aleyhisselamın inişi, zuhuru Deccal'in çıkışından sonra. Başından inci gibi damlalar süzülmektedir dedi ya, terlemektedir. Başını kaldırınca ondan damlalar süzülür. Şöyle der. Nefesinin kokusunu duyan herkes ölür. Onun nefesinin rüzgarı gözün ulaştığı yerde biter. Şöyle der. İsa aleyhisselam Deccal'i arar ve en sonunda Lüd kapısında kendisine yetişir ve onu öldürür. Lüd denilen yer, Lüd kapısında neresiyse. Kendisine yetişir ve onu öldürür. Şöyle demiştir. Allah'ın dilediği bir süre kadar böyle kalmayı sürdürür. Şöyle demiştir. Sonra Allah onu, kullarımı Tur'a çıkart diye vahyeder. Çünkü ben kullarımı indirdim. Onlardan birisinin kendileriyle savaşması gerekir. Şöyle der. Allah Yecüc ve Mecüc'ü gönderir. Şimdi bu olaydan sonra da Yecüc ve Mecüc denilen o yaratık varlık ortaya çıkıyor. Bu durum ayette her yerden iner dururlar diye belirtilir. Yecüc Mecüc'ün durumu her yerden iner dururlar diye belirtilir. Onların ilk grubu Taberiye gölüne gelir, onun suyunu içerler. Sonra geri kalan kısmı da onlara katılır ve şöyle derler.
Bu göl bir zamanlar suyla doluydu. Gölü kurutuyorlar yani. Taberiye gölünü kurtacaklar. Sonra Beytül Makdis dağına varana kadar yürürler ve şöyle derler. Beytül Makdis dağına geliyorlar bakın. Yeryüzündeki herkesi öldürdük. Gelin şimdi de göktekileri öldürelim derler. Yecüc Mecüc'ler. Ardından oklarını göğe dikerler. Allah ise onların oklarını kan dolmuş bir halde kendilerine döndürtür. Göktekileri de öldürdüklerini zannediyorlar işte. Kanlanmış bir şekilde oklar geri dönüyor. Evet. Hazreti İsa ve arkadaşları muhasara edilir. Kuşatma altına alınıyor Hazreti İsa ve arkadaşları. O kadar fakir kalırlar ki bir öküz başı onlar için o vakitte günümüzdeki bir insan için 1000 dinardan daha kıymetli olur. Bakın demek ki bakın Hazreti İsa ve arkadaşlarının sıkıntı hali, muhasara, kuşatma hali var. Ve o kadar fakir kalırlar ki diyor bir öküz başı onlar için o vakitte günümüzdeki bir insan için 1000 dinardan bile kıymetli olur bir öküz başı. Yani 1000 dinar versem bir öküz başı alsam mahiyetinde bu kadar sıkıntı içerisindeler demek. Bunun üzerine Hazreti İsa ve arkadaşları Allah'a sığınırlar. Şöyle der. Allah onların boğazlarına kurtçuklar gönderir. Sanki bir insanın ölmesi gibi ölü bir şekilde sabahlarlar. Boğazlarına kurtçuklar gönderir ve bir insan ölmüş gibi sanki ölü gibi sabahlarlar. Şöyle demiştir. Meryem oğlu İsa ve arkadaşları yeryüzünde dolaşmaya başlarlar. Her karışı onların kanlarının, irinlerinin ve kokularının doldurduğunu görürler. Yani Yecüc Mecüc'lerin irinleri, kanları yeryüzünün her tarafını doldurmuş vaziyette. Şöyle demiştir. Hazreti İsa ve arkadaşları Allah'a yönelirler. Allah onlara kuşlar gönderir ve bu kuşlar onları taşıyarak bir vadide bırakır. Kimleri? O şeyleri. Buradan Yecüc Mecüc'leri taşıyarak o ölülerini, cesetlerini bir vadiye bıraktıkları mı anlaşılıyor. Müslümanlar onların oklarını, ok kılıflarını ve mızraklarını 7 yıl yakıt olarak kullanırlar. O Yecüc Mecüc'ten kalan okları, mızrakları yakıt olarak kullanırlar diyor. 7 yıl. Şöyle demiştir. Allah onlara öyle bir yağmur gönderir ki her ev, çadır ve barınak ondan nasiplenir. Şöyle demiştir. Bu yağmur yeryüzünü yıkar, temizler. Onu süslenmiş bir hale getirir bu vakadan sonra. Yecüc Mecüc'lerin dünyayı kaplayıp her şeyi yiyip içip bitirmesi hadisesinden sonra öldüler. Bir yağmur indirdi Allah-u Teala ve temizlendi yeryüzü, yıkandı. Şöyle demiştir. Sonra yeryüzüne şöyle denilir. Meyvelerini çıkart ve bereketini ishar et. Tabi bu dönemde bir kıtlık var. Yecüc Mecüc'lerin bütün dünya üzerindeki suları tüketmeleri, gıdaları, yemeleri vesaire. Dedi ya çok fakir kalırlar dedi Hazreti İsa ve arkadaşları, inananlar. Sonra bereketini ishar et denilir yeryüzüne. O gün topluluk meyveler yer, ağaçların dallarıyla gölgelenirler. Allah elçilerine bereket verir. Öyle ki kalabalık bir grup insan devenin bir buduyla yetinirler. Ondan sonra bir bereket hasıl oluyor yeryüzünde. Bir kabile bir ineğin buduyla yetinir. Doyurucu olacak yani. Daha az bir grup insan bir koyunun ön ayağıyla yetinirler. Vesaire. Onlar bu haldeyken Allah bir rüzgar gönderir. Bu rüzgar bütün müminlerin canını alır. Evet. Şimdi kıyametten önceki hadise. Allah-u Teala bir. Artık bu rüzgar tabi bunlar da rumuz olabilir. Bildiğimiz gerçek manada rüzgar olabilir. Veyahut da bakın bugün yeryüzünde bir virüsün dünya üzerinde ne kadar bütün dünya ülkelerini tedirgin ettiği gibi insanları. Yani bir sebep. Yani o rüzgarla gelen bir virüs olabilir. Havadaki bir şey olabilir. Vesaire vesaire bilemeyiz. Yani tevil edilebilir bu çok farklı cihetlerle. Sonuçta bir ölüm var. Yani. Sonuçta bütün müminler canını veriyor orada. Yani müminleri etkileyen bir tesir var. Bakın bu rüzgar
müminlerin canını almaya vesile oluyor. Evet. Diğer insanlar ise yaban eşekleri gibi dolanıp durur bir halde kalırlar. Demek ki iman olmayan, içinde iman olmayanları o rüzgar etkilemeyecek. Evet. Çekecekleri var. İman olanlar ancak o rüzgardan etkilenecek. Evet. Burada bir parantez açmak istiyorum. Yani tefekkürlerinize sunmak adına. İnternet üzerinde böyle bilimsel bir takım yeni gelişmeleri takip ederken bir ara şöyle bir haberle karşılaştım. İman geni bulundu diye belki malumunuz olup evet. okuduklarınız olabilir. Belki de işte bu geni evet gerçekten bir iman geni olabilir. Yani evet. Allah-u Teala kime imanı takdir ettiyse yaratılış olarak, fıtrat olarak da orada bir geninde de o şeyi vermiş olabilir. Bilimsel olarak. Evet. Belki işte o geni, iman geni olanlar etkileneceği bir rüzgar açığa çıkacak. Ya da bir virüs, ya da bir hastalık, ya da bir kimyasal bir silah. Neyse artık. Bilemiyorum yani. Çok farklı şekilde tevhile muhtaç bunlar. İşte kıyamet o insanların üzerine kopar. İman etmemiş olanlar. Ebu İsa şöyle demiştir. Bu hadis garip, hasen, sahih bir hadistir demiştir. Evet, hadisi tamamladı. Hadiste beyan edilen noktaları saydı. Esas konumuz olan Mehdi'nin vezirlerinin tanınması ve mertebelerinin açıklanmasına dönelim. Bilmelisin ki veya burada bırakalım. Çünkü konumuz uzun dedik ya. 3 derste işlemeyi düşünüyoruz inşallah. 3 sohbetimizde tamamlayacağız bu hususu. Burada bırakalım. Mehdi'nin vezirlerinin tanınması mertebelerini açıklamaya dönelim dedik. 74. sayfada bıraktık. İnşallah bir dahaki dersimizde buradan devam ederiz. Amin. Allahümme Rabbena atina fid dünya haseneten ve fil ahireti haseneten ve qina azabennar. اللهم اغفر لوالدي وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أولغ والحاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وآل آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان الذي يراني سبحان الذي مكاني يعلم مكاني سبحان الذي يراني الصلاة والسلام عليك يا رسول الله Esselatu ve selamu aleyke ya Habiballah. Esselatu ve selamu aleyke ya Seyyidel evvelin vel ahirin salavatullahi aleyhim ve aleyna ecmain. Subhane rabbike rabbil izzete amma yasifun. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.